27 Nisan'da gerçekleşecek bir gök olayı isminden dolayı şu sıralar epey ilgi görüyor. Süper Pembe Ay olarak tanımlanan olay hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgiler de yayılmaya başladı bile. Göğe bakma durağına hoş geldiniz. Bu videoda Süper Ay ile ilgili bilmeniz gerekenleri anlatıyoruz. Asıl konumuza gelmeden önce ay ile ilgili bazı temel bilgileri gözden geçirelim hep beraber. Öncelikle ayın dünya etrafında izlediği yörüngenin kusursuz bir çember olmadığını söylemek gerek. Bu yörünge bir elips şekli oluşturuyor ve bu yüzden bazı zamanlar ay dünyaya daha yakın veya daha uzak konumlarda yer alabiliyor. Ay ve dünya arası uzaklık ortalama 380 bin kilometre. Astronomide ayın dünyaya en yakın olduğu konuma günberi, en uzak olduğu konuma ise günöte adları verilir. Ayın günberi konumundaki uzaklığı yaklaşık 360 bin kilometre kadarken, günöte konumundaki uzaklığı ise 405 bin kilometreye kadar ulaşabilir. Peki süper ay bu kavramların tam olarak neresinde yer alıyor? Aslında süper ay çok da karışık bir konu değil. Ay günberi konumunda, yani dünyaya en yakın durumdayken bir de dolunay evresine denk gelirse buna süper ay adı veriliyor. Ancak bu adları astronomlar, bilim insanları pek kullanmıyor. Örneğin TÜBİTAK'ın yayınladığı gök olayları yıllığına baktığımızda 27 Nisan'daki bu olayın ay dünyaya en yakın konumunda şeklinde ifade edildiğini görebilirsiniz. Pembe ay veya mavi ay gibi isimler aslında farklı almanaklar sayesinde ortaya çıkmış. Örneğin The Old Farmer's almanağına göre süper pembe ay ismi belirli bir ayın başında çiçek açan ve yosun pembesi adı verilen bir tür Kuzey Amerika çiçeğinden geliyor. Yani bu kitaba göre pembe ay adı Nisan ayındaki ilk dolunayı ifade ediyor. Benzer biçimde mavi ay kavramı da bir mevsimde gerçekleşen 3. dolunaya deniyor. İşte bu mavi veya pembe ay zamanlarında ay günberi noktasında olursa başına bir de süper kelimesi ekleniyor. Yani ay gerçekten mavi veya pembe gözükmese de 27 Nisan'da dünyaya en yakın konumunda yer alacağı da bir gerçek. Peki bu en yakın konum ifadesinden ne anlamalıyız? Ay ne kadar parlak veya ne kadar büyük gözükecek? Biz bunu fark edebilecek miyiz? Şimdi size iki ayrı fotoğraf göstereceğim ve sizden bu iki fotoğraftaki aylardan hangisinin daha büyük olduğunu tespit etmenizi istiyorum. Evet, ikinci fotoğraftaki ay daha büyüktü. Ancak dürüst olun, doğru cevabı bulduysanız bile seçim yaparken oldukça kararsız kaldınız. İşte az önce ayın uzaklığının ortalama 380 bin kilometre olduğunu söyledik. 27 Nisan'da ise ay 357 bin 400 kilometre uzaklıkta yer alacak. Yani arada 23 bin kilometrelik bir fark var ve bu fark başta kulağa oldukça fazla, oldukça büyük bir fark gibi gözüküyor. Ama bu fark astronomik uzaklıklar söz konusu olduğunda neredeyse hiçbir şey. Yine de ay bize nispeten yakın bir gök cismi olduğu için bu tarihte ortalama dolunaylardan %6 daha büyük ve %16 daha parlak gözükecek. Ancak bu farkları büyük ihtimalle çıplak gözle fark edemeyeceğiz bile. Süper ay ne kadar sık yaşanıyor peki? Çok nadir bir gök olayı olduğu için mi bu kadar popüler oluyor acaba? Aslında süper ay adı verilen gök olayı pek nadir gerçekleşen bir gök olayı değil. Çünkü her yıl 3 ila 4 kere süper ay gerçekleşiyor. Örneğin bu yılki sonraki süper aylar 26 Mayıs ve 24 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. O halde süper ay neden önemli? Ayı gözlemlemek için en iyi zaman dolunay ve süper ay zamanları olduğu için olabilir mi? İronik bir şekilde aslında süper ayın astronomi gözlemleri açısından pek bir önemi yok. Hatta ay gözlemi yapmak için en kötü zaman bu zamanlardır diyebiliriz. Çünkü dolunay evresinde güneşten gelen ışınlar aya dik biçimde ulaştığı için ay yüzeyi üzerinde gölgeler veya kontrastlar da oluşamıyor. Bu da ay yüzeyindeki detayların görülmesini zorlaştıran bir unsur.
Ayın artan parlaklığı gözlemi zorlaştırmasının yanı sıra gökyüzündeki diğer gök cisimlerinde görülmesini zorlaştırdığı için astronomi gözlemleri için pek de iyi değildir. İşin gerçeği aslında ay amatör astronomlar veya astrofotoğrafçılar için pek de sevilen bir gök cismi değildir. Az önce 27 Nisan'da ayın pembe veya farklı bir renkte gözükmeyeceğinden bahsettik. Ama bazen gerçekten de ayı farklı renklerde görebiliyoruz veya daha büyükmüş gibi algılayabiliyoruz. Bunun sebebi ne o zaman? Burada dikkat ederseniz ayı aslında hiçbir zaman tepedeyken çok büyük veya farklı renklerde göremiyoruz. Ay yalnızca ufka yakın noktalarda, yani doğmak veya batmak üzereyken kırmızı veya turuncu tonlarda görünebiliyor. Aslında bu sadece aya özgü bir durum da değil. Tüm gök cisimleri ufka yakındayken daha kızıl görünebiliyorlar. Bunun sebebi ışığın atmosfer içerisinde saçılıma maruz kalması. Ay ışığı da ufka yakın olduğu durumlarda daha uzun bir yol boyunca seyahat ediyor. Bu da daha kısa dalga boyuna sahip, maviye yakın renklerin kaybolmasına neden olurken geriye kırmızı renge yakın renkler kalıyor. Ayın ufka yakınken daha büyük görünmesinin sebebini ise tam olarak bilmiyoruz. Evet, yani elimizde bununla ilgili ciddi bir bilimsel veri olmasa da bazı tahminler veya hipotezler var. Bununla ilgili en olası senaryo Ponzo yanılsaması olarak bilinen bir tür illüzyon. Gök cisimleri ufka yakın konumlardayken onları arka planda yer alan binalar, dağlar gibi bazı yapılarla kıyaslayarak daha büyük gözüktüğü yanılgısına kapılabiliyoruz. İşte Ponzo yanılsaması tam olarak bunu söylüyor. Ponzo'ya göre insanlar bir nesnenin büyüklüğünü arka plana göre yargılıyorlar. Anlayacağınız bu büyüklük meselesi astronomiden çok bilişsel bilimlerin araştırma konusu. Peki şöyle bir toparlayalım. Bugün ne öğrendik? Ay gerçekten de zaman zaman dünyaya yakınlaşıyor. Ancak bu çoğu zaman çıplak gözle fark edilemeyecek düzeyde oluyor. Ay yakınlaşmalardan dolayı farklı renklerde gözükmez aslında. Ayın bazen farklı renklerde gözükmesinin sebebi ışığın atmosferde saçılımıyla ilintili bir kavram. Ve bu yüzden ay da pembe gözükmeyecek 27 Nisan'da. Ayrıca Ponzo illüzyonu ayın daha büyük göründüğü yanılgısını yaratıyor olabilir. Bu noktada videoda ele almadığım ama bir cümlede geçip gitmekte de bir beis görmediğim bonus bir bilgi olarak da şunu söyleyeyim. Süper ay dahil olmak üzere hiçbir gök olayının bilimsel olarak depremlerle veya insan psikolojisiyle bir ilgisi yok. Yani her gün olduğu gibi 27 Nisan'da da dünya üzerinde birçok deprem yaşanacak ama bunun gök cisimleriyle bağlantısının bulunduğuna dair bilimsel bir kanıt yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olabilir ya da Patreon üzerinden maddi destekte bulunabilirsiniz. Göğe Bakma Durağı'nın yeni bölümlerinde göğe bakmaya hep birlikte devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.